Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ömer Lekesiz. Kur'an'ın kıraati, tilaveti sanata dahil midir? Kubbetü Sahra'nın iç ve dış yüzeylerindeki hatlar müstakil bir tezin uygulaması olarak da nitelenmekle birlikte mescitte yer almaları bakımından buradaki ibadete ve duaya esas olan Kur'an'la doğrudan irtibatlı oldukları için ilahi kelamın ses ve sözle tekrarlanışlarıyla farklı kalıplara dökülerek ilk formlarını aşıp mekanın tamamına yayılırlar. Zira Kur'an'ın kıraati ve tilaveti onun hattından öncedir tıpkı Peygamber Efendimizin kalbinin vahiy için dünya bilgisinden ve esatirinden boşaltılmış olması bakımından ümmi kılınmasındaki gibi, Müslüman zihinlerde bu ümmilikten boşaltılmışlıktan nasipli olarak kelime-i şehadeti getirdikleri andan itibaren kendilerini Kur'an'a açmakla kalmaz toplu ibadet mekanları başta olmak üzere onu kendileri ve dolayısıyla toplumları için hat, kıraat ve tilavet yoluyla sürekli bir görünürlüğe taşırlar. Buradan bakıldığında ne hat ne de kıraatle tilavet, meskur duruma tabi olarak sanata dahil edilemezler. Ancak özel form ve tesibiyle hat ve kıraatle tilavet zaten özlerinde var olan güzelliklerinin yetkinleştirilmesi maksadıyla hem sanata kendinden bir pay aktarır hem de sanattan bir pay alırlar. Öyle ki bunlara dair ilimler bile sistemli bir talim ve terbiyeye konu olmadan önce aileleri ve çevrelerindekiler tarafından sanki onların çaylarına şeker karıştırırcasına Müslümanlara dolaysız, şartsız bir şekilde öğretilir. Çünkü mesele iman ve ibadettir ki bu ikisi ilk bakışta hiçbir zorlamaya, şartlandırmaya tabi değildir. Konumuzu İslam yazısı olarak hat üzerinden az da olsa anlattığımıza göre şimdi eriştiğimiz bu yeni konuya önce kıraat ve tilavetin tanımlarıyla manaları üzerinden bakabiliriz. Fakat Hazır Kur'an'ın iman ve ibadet esasında bir Müslüman tarafından dolaysız olarak öğrenilmesinden bahsetmişken bu konuyu çocukluğumdan beri aklımda yer tutmuş olan bir örnekle çerçevelememin faydalı olacağını sanıyorum. Şu hikayeyi merhum babamdan dinlemiştim. Cumhuriyet'in ilk Akdağ Madeni müftüsü olan Ozanlı Mehmet Efendi, yaşının ilerlemesi nedeniyle emekli olduktan sonra ilçenin merkez camiini hafız olan yeni bir imama tip atanmış. Vakit namazlarını bu camide kılan Mehmet Efendi, genç imamın çok yüksek sesle yaptığı tilavetinden pek hoşnut kalmasa da imam olması bakımından ona tabi olmayı sürdürmüş. Ancak bir vakit, iki vakit derken Mehmet Efendi daha fazla dayanamayıp bir namaz çıkışında imamı bekleyerek ona ''İmam Efendi evladım, hoş geldiniz. Rabbimiz ilminizi ve ses kabiliyetinizi artırsın ama tilavetlerinizi Nola biraz daha sakin ve tatlı bir sesle icra etseniz diye ricada bulunmuş. Mehmet Efendi'yi tanımayan imam, bilgisinin çokluğunu da beyan tahtında, Müzzemmil suresindeki ilgili ayeti okuyarak, ''Bakın efendi, Allah bile tertilen tertiyle buyuruyor.'' deyince, yakınlarının öfkesine çok nadiren tanık oldukları müftü efendi, asasına yaslanarak hiddetle ''Ah be hafız evladım, Allahu Teala tertilen tertila buyuruyor. Yırtilen yırtila değil diye kükrüyor. Bana merhum babam tarafından anlatılan bu hikayenin yukarıdaki dolaysız öğrenme şeklindeki vurgumu yeterince açtığını umuyorum. Babamın bu hikayeyi hangi nedenle anlattığını şimdi hatırlamamakla birlikte Kur'an'ın kıraat ve tilavetine mahsus bir edebin öğretilmesini mündemiş olduğunu biliyorum. Çünkü merhum dedem ilimde Mehmet Efendi'den icazetliydi. Babam da ilk dini bilgilerini babasından almış biri olarak benim dedemle birlikte ilk hocamdı. Bu öğretiş son bir Müslümanca idrakin konusu olarak sanatın sesiyle bile ilişkili değildi. İbadet etmekle ve öncelikle buna mahsus olarak Kur'an'ın kıraatinde ve tilavetinde onun zaten var olan güzelliğini yeni ve özel bir gayretle daha açığa çıkarmaya, ileriye taşımaya yönelikti. Peki kıraat ve tilavet nedir? kıraatin kelime anlamı telaffuz etme, okuma, okuma eylemidir. Kur'an'ı kıraat ilminin kurallarına uygun bir şekilde tecvid üzere okumaktır ki aynı zamanda taş kelimeleriyle mütevatir ihtilaf vecihleri bakımından Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in nazmının şekillerinden bahseden bir ilim dalıdır. Tilavet ise okumak, tabi olmak demektir. Mastar olarak izlemek, peşi sıra gitmek, uymak anlamındadır. Istilahta Kur'an'ı en güzel sesle ve nazil olduğu dilin kurallarına göre okumaktır. İlahi kitapların kendilerine mahsus bir okuma şekli vardır. Şabat günlerinde Kudüs surlarının üstünde gezenler bilirler ki kimi Yahudiler orada kendi kitaplarını okurlar. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.